Demedim mi sana, sana güçlü ve yürekli ol dedim mi? Yeşo 9-3 müydü? Ay, program başlamış. Arkadaşlar, hepiniz Sat Yedi Türk Çocuğa bugün de hoş geldiniz. Ya aslında biraz yakalandım. Çünkü size birazdan vereceğim görevle ilgili çalışma yapıyordum. Birazdan görevinizi göreceksiniz. Ama öncelikle tanımayanlar, hatırlamayanlar için ben Nora abanız ve hafta içi her gün Sat Yedi Türk ekranlarında Sat Yedi Türk Çocuk programında sizlerle buluşuyorum. Ve birlikte çok ama çok şey paylaşıyoruz. Neler neler paylaşıyoruz bir bilseniz. Şaşırtan bilgiler, mutlu et köşesi, en sevdiğim Tanrı'nın sözü, Ege, o nelerde neler var. Bence bugün ilk kez bizi izliyorsanız mutlaka izlemeye devam edin. Özellikle evlerimizden çıkamadığımız bu sıkıcı dönemde diyorum sizlere. Şimdi o zaman sözü çok uzatmıyorum. Sadece aşağıda bir WhatsApp numaramızı görelim. İşte bu WhatsApp numarasından annenizin, babanızın ya da kendi telefonunuz varsa telefonlarınızı kullanarak WhatsApp uygulamasından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere herhangi bir şey için her zaman her saatte ulaşabilirsiniz. Sizlerden haberlerinizi bekliyorum. Çünkü sizler nasıl ki Tanrı'nın gözünde çok ama çok değerliyseniz bizlerin gözünde de işte o kadar yeriniz büyük ve değeriniz o kadar fazla. Bu yüzden Nora abanız sizden haberlerinizi bekliyor. Şimdi o zaman madem ben size görevimi çalışırken yakalandım. Haydi bakalım siz de görün. Bakalım görevimiz neymiş bugün? Bir ayet ezberle. Koca kutsal kitabın içinden tabii ki de bir ayet seçebilirsin ve bulabilirsin ve bu ayeti ezberlemek sana çok güzel bir fayda sağlayacak. Bunu da birazdan söyleyeceğim ama şimdi yavaş yavaş Nora abınız size bu görev için ipuçlarını vermeye başlasın. Bu arada az önce de kendi seçtiğim ayeti ezberlemeye çalışırken yakalandım. Ama haydi bakalım ipuçlarıyla birlikte bu görevi nasıl yerine getirebiliriz? Birlikte bir göz atalım. Şimdi öncelikle şunu yapman gerekiyor sevgili arkadaşım. Hep hatırlamak istediğim bir konu belirlemen gerekiyor. Ve bu konu herhangi bir konu olabilir. Mesela cesaret, şifa, sevinç, sevgi, herhangi bir şey olabilir. Ya da Diriliş Bayramı yaklaşıyor. Diriliş Bayramı yaklaşırken Mesih'imizin bizim için ölüp dirilmesiyle ilgili bir ayet olabilir. İşte öncelikle bu konuyu belirlemen gerekiyor. Hangi konuyla ilgili nasıl bir ayet seçeceksin? Sonrasında tüm bunlar tabii ki de Tanrı'nın vereceği ve yani nasıl söyleyeyim, Tanrı'nın sağlayışı ile ilgili bir ayet de olabilir mesela ve tabii ki Tanrımızla ilgili olmalı. Zaten kutsal kitabın kendisi tamamen Tanrı'dan bize gelen bir mektup. Şimdi konunu belirledikten sonra artık sıra bir ayet seçmekte. Şimdi ayetini seçmelisin. Bunun için ailenden ya da pastöründen fikir alabilirsin bu arada. Bu da çok önemli bir nokta. Eğer senin hakkında bir ayet gelmiyorsa ya da kendine uygun bir ayet bulamadıysan, hangi konuyla ilgili bir ayete ihtiyacın olduğunu pastörüne ya da ailene sorarsan, ben eminim ki onlar sana yardım etmekten çok mutlu olacaklar. Peki sonra ne yapıyoruz? Bu arada diyelim aklında böyle bir konu yok. Mesela kendi hayatında eksikliğini hissettiğin ya da değiştirmek istediğin ya da hep hatırlamak istediğin bir konu, bir ayet bulamadın. O zaman ne yap biliyor musun? Bence Rab'be sorabilirsin. Diyebilirsin ki Rab, sana dua ediyorum ve ben bu dönemde seninle ilgili bir ayet ezberlemek istiyorum ki seni sürekli olarak düşünebileyim. İşte bu yüzden bana lütfen bir ayet söyler misin diyebilirsiniz Rab'be. Bence Rab herhangi bir şekilde sana bir ayet verebilir. Sonra ne yapıyorsun peki? Hadi bakalım ayetlerini seçtin. O zaman günde en az 5 kez bu ayeti okuman gerekiyor. Çünkü ezberlemek öyle kolay bir şey değil biliyorsunuz. Ve hatta ezberleyebilmek için bence
bu ayeti bir yere yazabilirsin. Bir kağıda ya da böyle post-it dediğimiz her yere yapıştırabildiğimiz ama böyle duvarın ya da herhangi yapıştırdığımız duvarın boyasını çıkarmayan ya da hiçbir yere zarar vermeyen yapışkanlı kağıtlar var. Bence onları deneyebilirsin. Onlara yazabilirsin defterine ya da uyandığın zaman ilk gördüğün yere, aynaya, duvara herhangi bir yere yapıştırabilirsin. Ve böylelikle sık sık o ayeti gördüğün için ezberlemek senin için çok kolay olacaktır. Ayrıca şunu söylemek isterim sana. Bu şekilde bunu yapmanın, bir ayet ezberlemenin en iyi faydası şu. Bu şekilde bu ayeti hatırlaman gerektiğinde, mesela korktuğunda ya da üzüldüğünde ya da cesur hissetmen gerektiğinde direkt olarak bu ayet senin zihninde kayıtlı olacağı için kendi kendine sana bu ayet hatırlatacaktır kendini. İşte bu şekilde de bu ayeti hatırladığında teşvik olacaksın ve bence bu çok güzel bir haber. Bu arada ben hangi ayeti ezberlemeye çalışıyorum? İşte bu kutunun içinde. Şimdi size göstereceğim. Bakalım bu kutunun içindeki ayet acaba neymiş? Şöyle hazırsanız kutum açılıyor. İçinden de ayet çıkacak. Şöyle açtım. İçinden çıkan ayetimi elime alıyorum. Şimdi okuyacağız bunu birlikte ve ben de size okuduktan sonra bu ayeti göstereceğim arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir ayet ve özellikle böyle zamanlarda aslında biraz cesaretlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Ve ayet de tamamen bununla ilgili. Yeşu 1. bölümden 9. ayet. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma çünkü Tanrın Rab. Evet, çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Şöyle göstermek istiyorum sizlere ayetini. Birazcık da böyle döneyim mi şöyle? Evet arkadaşlar, sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Ne kadar güzel ve ne kadar teşvik edici bir ayet. Siz de kendi ayetlerinizi ezberledikten sonra aşağıda yine WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bu numaraya bize mini bir video atın. Ezberlemiş olduğunuz ayetleri bizlerle paylaşın. Anneniz, babanız ya da etrafınızdaki biri size videoyu çeksin ve siz bu ayeti bize ezberlemiş olarak söyleyin. Biz de burada bu videoyu paylaşalım. Diğer arkadaşlarımız teşvik olsun. Hem ezberlemek hem de bu kadar çok konuşmak beni çok yordu. O zaman haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte Ege'ye. Kargaların araba tekerleklerinin önünde kırılması için ceviz koydukları gerçeği vardır. Bir nevi değirmen taşı. Yazı 6000 yıl önce bulunmuştur. Acaba hangi dilde? Malezya po karıncası başka böcekler tarafından bir yere sıkıştırılırsa insanlar dahil kendini patlatırlar. Yılda ortalama yarım kilo böcek yiyoruz. Fark etmeden. Tamam kesin. Benim bilerek yediğim bilmiyorlar. Gözler asla büyümez. Bir nevi baby face. IQ yükseldikçe görülen rüya sayısı artar. Örneğin ben her gece yüzlerce rüya görürüm. Çok zekiyim. Mide asidi jileti eritebilir. Yine de yutmayın. Önermiyoruz. Yeni doğan bir bebekte 306 kemik bulunur. Evet Ege, sana buradan kocaman teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki ama iyi ki varsın. Acaba şimdi sevgili arkadaşlarım sizler için sırada hangi bölüm var? Evet arkadaşlar, mutlu et köşemiz var bugün. Bugün acaba kimi mutlu edeceğiz bugün yaptığımız el işi çalışmasıyla? İnanın bilmiyorum, bu tamamen size kalmış bir şey. Genelde bu aralar evden çıkamadığımız için bence bunu küçük bir kardeşiniz varsa, sizden büyük ablanız, abiniz varsa annenize babanıza bile verebilirsiniz. Çünkü bu tam bir Paskalya, yani diriliş bayramı hediyesi. Bugün sizlere böyle bir yumurta, üzerine yumurta koyabileceğiniz mini bir sepet yapacağım. Ve Paskalya zamanı rengarenk boyadığımız yumurtaları o sepetin içine koyabileceksiniz. Ve evinize böyle sevimli, çok tatlı bir şey olacak. Ve biliyorsunuz özellikle Paskalya döneminde tavşanlar çok var etrafta. Hep böyle tavşan desenleri görüyoruz. Tavşanlı şeyler görüyoruz. Biz de bugün sevimli bir tavşancık yapacağız. Ve o aynı zamanda bir tanecik yumurta için bir yumurta sepeti olacak. Bunun için gerekli malzemelerimi haydi bir görelim bakalım neymiş.
gördünüz. Şimdi birazdan yapacağımız hediyeyi annemize, babamıza, kardeşlerimize vermek için heyecanlanıyorum arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi bir de böyle sizin görebileceğiniz şekilde size göstermek istiyorum. Bir kere en önemli malzemem bir tuvalet kağıdı rulosu. Yani ziyan etmeyin tabii ki tuvalet kağıdını hiçbir şekilde. Tuvalet kağıdını zaten şimdiden siz biriktirirseniz biten tuvalet kağıdı rulolarını atmazsanız zaten o zamana kadar elinizde çokça tuvalet kağıdı rulosu olacaktır ama bir tanesi bile yeterli sizin için. Şöyle gösteriyorum. Sıradan bir tuvalet kağıdı rulosu arkadaşlar. Onun dışında tabii ki de olmazsa olmazı makassız hiçbir şey yapamıyorum. Onun dışında iki tane yapıştırıcı aldım. Hem sıvı yapıştırıcı hem katı yapıştırıcı var elimde. Ne olur ne olmaz diye ikisini farklı yerlerde kullanabilirim. En önemli detaylardan bir tanesi bugün bayağı yapıştırıcıyla işi varmış. Bir de bant kullanacağım bugün yapıştırmak için. Onun dışında arkadaşlar böyle iki tane elimde tavşancık yapmak için iki tane keçeli kalemim var. İki renk ve ihtiyacım olan iki renk pembe ve siyah. Özellikle pembe ve siyah olması gerekiyor. Onun dışında evet bu kutum yine yanımda. Genelde ben bu kutumu aldığımda biliyorsunuz ki oynar gözler kullanıyorum. Birazdan zaten yaparken içinden çıkartacağım. Ve onun dışında arkadaşlar benim şöyle elimde böyle beyaz kağıtlarım var. O da evde daha önce arkasında başka yazılar var. Şöyle göstereyim size. Ama bunları ziyan etmek istemediğim için bugün kullanacağım sizlerle birlikte. Nasıl kullanacağımı da birazdan sizlere göstereceğim. Eğer siz elinizde varsa beyaz renkte bir karton kullanabilirsiniz. Eğer yoksa şimdi birazdan benim yapacağım gibi siz de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yerine koyuyorum. İlk yapacağım şey nedir biliyor musunuz? İlk yapacağım şey şu arkadaşlar. Bu iki tane kağıdımı alacağım. Bir karton gibi biraz kalın olabilmesi için birbirine yapıştıracağım böyle. Şöyle birbirine yapıştıracağım bunları. O zaman da daha kalın bir hale gelmiş olacak. Çünkü bununla tuvalet kağıdı rulomu saracağım. Eğer tek başına bir sayfa, bir kağıt olursa iç tarafı görünür. Yani bu tuvalet kağıdı rulomun rengi görünür. O zaman da hiç güzel olmaz. Bunu yapmak için şimdi bunu bir karton haline getirebilmek için iki tane kağıdı birbirine yapıştıracağım. Bunun için de katı yapıştırıcımı kullanacağım. Şöyle. Oy ne kadar zor açıldı. El işi yaparken... Mutlu et yaparken acaba Gadu gelecek mi bugün diye merak ediyorum yanıma ama aslında ben şu an kendisini görüyorum burada uyuyor. Size çok selamı var arkadaşlar. Miyav miyav miyav. Ben de ekranda olmak isterdim ama çok uykum var yahu diyor. Duyuyorum ben onu ama bir taraftan da tabii ki onu dinlerken işimi de aksatmıyorum. Şöyle kenarlarına yapıştırıcımı özellikle kenarlarına sürüyorum. Birazcık da şöyle ziyan etmemek adına çok fazla kullanmayacağım. Şöyle ortasına da tabii ki biraz sürüyorum ki tamamen yapışması gerekiyor çünkü. Evet, kapatabilirim artık. Şimdi aldım diğer kağıdımı, yazılı olan kısmını buraya kapatacağım. Önü ve arkası beyaz olacak. Şöyle kenarlarını yapıştırarak başlamak istiyorum. Çünkü yapışkanlı olduğu için kenarından yapıştırmazsam yanlış bir yere doğru kayabilir. Şöyle önce uçlarını yapıştırıyorum. Kenar ve uçlarını. Ay hatta yanlış bile oldu gibi. Şöyle yapalım bir saniye. Çok önemli bu. Tam denk gelmesi gerekiyor. Şöyle hiç kıpırdatmadan önce kenarlar. Evet. Tamam. Şimdi de artık tek tarafı yapıştırdığımıza göre bastırarak sıkı bir şekilde şöyle yapalım. Bakalım oldu mu? Evet arkadaşlar bence oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bu artık bir karton gibi oldu. O ince hali gitti bunun. Artık böyle kalın bir karton gibi oldu. İyice yapıştığından emin olalım. Böyle elimizde sıkı sıkı bastıralım. Şimdi bir sonraki adımımız tuvalet kağıdı rulosuyla. Tuvalet kağıdı rulomuzu aldık tamam mı? Burada çok önemli bir nokta var. Biz buradan bir kağıt parçası keseceğiz ve bunun etrafını saracağız, yapıştıracağız. O yüzden burada önemli olan bir şey var. Mesela şu kalemimi alayım böyle bir tarafıyla. Böyle iz yani bir çizik atacağım ki nereye kadar kesmem gerektiğini anlayayım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi aldım bu tuvalet kağıdı rulomu. Böyle tuttum buraya kadar ki acaba nereye kadar devam ediyormuş? Buraya kadar arkadaşlar. Buraya çizik atacağım. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Buraya çizik atacağım ve buradan itibaren keseceğim. Tekrar şöyle çıkarıyorum, açıyorum kalemimi. Bu tuvalet kağıdı rulomu dayadım buraya. Şöyle bakalım ne kadar geliyormuş.
Evet, fazlalığı da kesebiliriz zaten, çok dert etmeyin. Burası aşağı yukarı şöyle, şurayı çizelim. Tamam, çizdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kağıdıma bir çizik attım burada, mini bir çizik. Şimdi buradan itibaren böyle buraya kadar, sonuna kadar keseceğim bunu. Siz tabii ki o minik ellerinize lütfen dikkat edin, bir yerinizi kesmeyin. Eğer kesmek konusunda kendinize çok güvenmiyorsanız lütfen büyüklerden yardım alın, yetişkinlerden. Ben şöyle aslında ne yapacaktım biliyor musunuz? Burada önemli bir şey var ama şu an bunu yapabileceğim bir şey yok elimde. Eğer bir defteriniz ya da cetveliniz varsa defter kenarını buraya dayayabilir ve bir çizgi çekebilirsiniz. Dolayısıyla o çizgiden hiç ayrılmadan kesmiş olursunuz. Şöyle. Umarım yamuk kesmem. Şöyle. Dimdik kesmeye çalışıyorum. Hiç böyle yamultmadan kesmeye çalışıyorum. Şimdi kestim. Bakalım. Bakalım, deneyeceğiz şimdi etrafını sarmayı. Acaba düzgün bir şekilde oluyor mu? Şöyle koyduk arkadaşlar. Böyle elimizle de. Şöyle. Evet. Tamam, bu iş olacak. Böyle etrafını tamamen saracağız bunu. Bu şekilde. Tamam, bu iş oldu gibi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi ne yapıyorum? Tek tarafına yapıştırıcımı sürüyorum ama acaba hangi yapıştırıcıyı sürüyorum? Yine katı yapıştırıcı kullanacağım çünkü vıcık vıcık olmasını istemiyorum. Alıyorum şöyle. Bu arada bir taraftan tabii bunu yaparken düşünün istiyorum. Acaba siz bu hediyeyi kime vereceksiniz? Kimi mutlu edeceksiniz? Özellikle Paskalya döneminde sevincimiz zaten tavan yapmışken, sevincimiz böyle içimizden taşıyorken Tanrımızın kurtuluş planını düşünüp bizler için acaba kimi daha fazla mutlu edeceksiniz arkadaşlar? Tabii ki yapıştırıcımın ağzını da hemen kapatıyorum. Açık bırakırsam kuruyor çünkü. Şimdi aldım. Böyle öncelikle bunu, bu yapıştırıcı sürdüğüm kısmı şöyle bir böyle net buraya yapıştırdım güzelce. Şimdi de yapacağım işlem geri kalan kısmı bunun etrafına dolamak, kaydırmadan dolamak. O çok önemli. Şöyle sıkıca bastırarak elimle böyle 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 doluyorum, doluyorum. Bayağı bir pay kaldı. Olsun, daha kalın olur. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Heh, kaydı ama elimden. Aslında biliyor musunuz, burayı kesersem daha iyi olacak. Bir de keserek deneyelim çünkü çok fazla pay kaldı. Yani o kadar paya gerek yok. Bu kadar uzun değil de şöyle şuradan keselim. Daha küçük bir yeri yapıştırmış olalım böylelikle. Kestik burayı, tamamdır. Şimdi bu artık uç kısmı geldi. Buranın da ucuna yapıştırıcı süreceğim ve tamamen kapatmış olacağım. Yani beyazla sarmış olacağım. Aklınızdan geçenleri biliyorum, diyorsunuz ki Nora abla acaba bu tuvalet kadrosu nasıl bir tavşana dönüşecek? Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Burada birlikte bizim dönüştürmediğimiz şey kalmadı biliyorsunuz ki. O yüzden sakince bekleyip Nora ablanıza güvenin diyorum sizlere. Şöyle tekrardan yapıştırıcımı sürdüm artık. Şöyle güzelce elimle böyle buradan böyle bastırarak etrafını doluyorum ve evet, gördünüz. İşte tavşanımız hazır dermişim. Tabii ki de öyle bir şey demiyorum. Çok küçük bir yerini yaptık. Şimdi şunu yapalım istiyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan başka bir kısım kullanacağız. Ama bu yeterli olacak mı? Emin değilim. Çünkü bu biraz kısa. Şöyle yapsak yetecek mi? Deneyelim bakalım. Biraz daha uzun bir kağıda ihtiyacım olabilir. Aslında kameraman arkadaşımdan rica etmek istiyorum biraz muzurluk yaparak. Şurada bir kağıdım var, onu alabilir miyim acaba? Şöyle. Evet, teşekkür ederim. Ben eksik malzeme almışım arkadaşlar. Şimdi bununla daha rahat olacak. Daha şimdi çünkü bunu ne yapacaktık biliyor musunuz bu kağıtla? Sepetin kol kısmını yapacaktık ama bu biraz küçük gelebilir diye düşündüm. O yüzden büyük bir kağıttan yardım alacağım şimdi. Bunları böyle bir kenara koyalım şimdilik. Burayı böyle alıyoruz. Böyle içeri doğru katlıyoruz. Şöyle. Bir kısmını aldık. Şöyle katladık. Ve parmağımızla böyle sıkı bir şekilde bastırıyoruz ve böyle katlamış olduk. Şimdi bunu böyle alıyoruz, buradan keseceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Böyle yine çok kesme işlemimiz varmış. Gerçekten sevgili makas, iyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardın? Hiçbir fikrim yok. Şöyle
yine düzgün bir yere böyle yanlışlıkla kaymadan ya da yamultmadan kesmeye çalışıyorum. Bu da çünkü bayağı önemli bir şey. Benim sepetimin kolu olacak. Şimdi bu böyle normalde iki kat aslında. Bunun arasına yine yapıştırıcı süreceğim ve bunu böyle katlayacağım. Biraz sert, yani sepetin kolu sert olsun istiyorum. Daha kalın olsun istiyorum. Hemen bugün gerçekten bugünkü Mutlu Et Köşem'in baş yıldızları makas ve yapıştırıcı kesinlikle. Tuvalet kağıdı rulosu bile geri planda kaldı arkadaşlar ki aslında tavşanımın bedenini, gövdesini oluşturan ana malzemem. Ama o kadar çok yapıştırıcı ve makas kullandım ki o sırada artık üzgünüm ama sevgili tuvalet kağıdı rulosu sen yıldız oldun bugün. Şimdi böyle artık yapıştırıcımı da sürdüm, böyle katladım. Gördüğünüz gibi daha şimdi sepet, tam bir sepet kolu oldu. Bunu bu şekilde kullanacağım. Yapıştırıcımı tekrar kapatıyorum. Bu sefer de işim bantla. Bugün gerçekten tam bir yapıştırıcı neyi oldu? Tam bir yapıştırıcı şovu oldu diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bakalım acaba bu ideal bir boy mu? Şöyle bakmak istiyorum. Böyle içine koyacağım. Bu böyle sepet olacak. Acaba biraz uzun mu diye düşündüm. Biraz uzun mu? Yo, değil. Birazcık belki çok az ucundan kesebiliriz. Çok az. Şöyle kestik bir parçasını. Bence şu an ideal oldu. Şimdi yapacağımız şey bunun uç kısımlarına bant yapıştırmak. Bantım nerede? Hemen uç kısmını da bulalım. Şöyle bu bantları açmayı hiç sevmiyorum çünkü genelde yapıştırdığım yeri kaybediyorum. Bu yüzden size iyi bir fikir vereyim. Ucunu katlayıp kapatırsanız sizin için daha kolay olur tekrar bulması. Çok büyük bir parçaya ihtiyacım yok. Böyle minik bir parça keseceğim. Şöyle keselim buradan. Ay evet. Ve bunun yerini kaybetmemek için bu sefer kutuma yapıştırıyorum şimdilik şöyle. Haydi bakalım bunu alıyorum böyle bu kadar kısmına. Şöyle, tamam mı? Bunu çünkü tuvalet kağıdı rulomanın iç tarafına yapıştıracağım. Şöyle üzerine yapıştırıcımı, bantımı yapıştırdım. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu böyle artık içine sokuyorum. Ve bunu içine doğru böyle bu şekilde bantla yapıştırıyorum. Ve tabii ki bant da iyi bir yapıştırıcı. Hemen yapıştı zaten. Şimdi diğer tarafını aynı işlemi yapıyorum. Yine bantımı buradan böyle keseceğim ve ondan sonra bantla sanırım işim bitmiş olacak arkadaşlar. Şöyle kestim bir parça daha. Yine aynı işlemi bu sefer bu uca yaptım ama önemli bir nokta var. Bunu böyle yapışkan olmayan kısmı dışta kalıyor. Onu unutmayın, tamam mı? Şöyle yapıştırdım. Şimdi içine doğru sokuyorum şöyle ve ellerimle iterek parmaklarımla bastırarak yapıştırıyorum. Şu şekilde. Gördünüz mü? Şimdiden bir sepet gibi oldu, farkında mısınız? Şöyle tabii daha sağlam olmasını isterseniz üzerine bir iki tane daha böyle bant katı geçebilirsiniz. Şimdi benim en sevdiğim bölüme geldik. Benim en sevdiğim kısım bunun oynar gözlerini yapıştırmak. Çünkü yavaş yavaş bir tavşana benzemeye başlayacak. Şöyle kocaman oynar gözlerim var. Böyle buraya gösteriyorum. Böyle. Bunlardan iki tane kullanacağım. Böyle masaya koydum artık. Bunlar için sıvı yapıştırıcı kullanacağım. Çünkü daha iyi yapıştırdığını düşünüyorum. Alıyorum böyle. Oynar gözümün arkasına minik bir damla sıkıyorum. Ki böyle tavşanımın da böyle etrafı iyi gözleyebilecek oynar oynar gözleri olsun diye. Şöyle alıyorum böyle bir yere şuraya yapıştırıyorum. Böyle yapıştırdım arkadaşlar. Tabii tavşanın gözleri de yamuk olmasın. Evet. Şimdi diğer oynar gözüme de yapıştıracağım. Doğru bir yere yapıştırmak önemli. Böyle üst üste yapıştırmayın gözleri. Birini aşağı, birini yukarı yapıştırmayın. O zaman tavşanımızın gözleri bozuk olur. Böyle yanına yapıştırabilirsiniz. Heh, şöyle parmağımızla biraz bastırıyoruz. Tabii bunun kuruması da gerekiyor. Ay. Ne yaptım gözünü? Gözünü yapıştırıcı yaptım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunun ağzını hemen kapatıyorum. Ne yapıyorum ben? Tavşanıma kulak yapacağım. Kulak da benim çok sevdiğim bir kısım. Şimdi arkadaşlar, yine aldım kağıdımı. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu sefer de böyle bir bölüm büküyorum. Şöyle.
Tamam mı? Yine katladım buraya ki iki kulak, tek seferde iki kulak çıkarabileyim diye. Şöyle siz isterseniz çizebilirsiniz. Ben böyle genelde gelişi güzel çizeceğim. Bakalım olacak mı? Yani gelişi güzel keseceğim. Bakalım gerçekten bir tavşan kulağı çıkarabilecek miyim ortaya? Şöyle uzunca, şöyle bir tavşan kulağı yapıyorum. Evet, şöyle. Umarım iyi bir tavşan kulağı çıkarabilirim ortaya. Şöyle biraz daha orta kısmını, ay şöyle. Korkuyorum da yamuk bir tavşan kulağı yapacağım diye ama siz korkmayın arkadaşlar. Çünkü bence siz benden daha fazla çizim yaptığınız için buna daha elverişlidir elleriniz. Tamam, şimdi böyle tavşan kulağımı da kestim. Şöyle iki tane çıktı katlayıp üst üste kestiğimde bunun ortasını pembeyle boyayacağım. İşte boyalarım bana şu anda gerekli. Aldım, açtım boyamı. Orta kısmını şöyle çizdim pembiş pembiş. Böyle çizdim ve pembeye boyayacağım. Ay, şöyle, ay boyayamıyorum. Bir şekilde pembe. Siz daha açık bir pembe kullanabilirsiniz. Benimki birazcık kırmızıya yakın oldu koşmaktan. Demek ki kulakçıkları kızarmış, terlemiş, yorulmuş bu tavşancık. Benimki birazcık böyle oldu. Şöyle yapalım. Diğerine de aynı şekilde orta kısmını sanki böyle bir hani tavşanların kulağının ortası pembe olur ya. Böyle güzelce boyuyoruz. Pembeyle boyuyoruz. Hiç tavşan besleyen oldu mu arkadaşlar aranızda? Ya da tavşan besleyen birini tanıdınız mı? Ben yurt dışındayken bir keresinde öyle bir tecrübem olmuştu. Bir arkadaşım evde tavşan besliyordu ve itiraf etmek gerekirse gerçekten çok kötü kokuyordu. Şimdi kulaklarımı da kestim. Çok tatlı oluyor tavşanlar ama iyi bakmak gerekiyor. Bunları böyle yapıştıracağım. O zaman uç kısmına, yine alt kısmına sıvı yapıştırıcı kullanacağım. Şöyle aldım elime. Alt kısmına, sadece alt kısmını sürüyorum gördüğünüz gibi. Böyle elimle içeri sokup, gözüyle de çok böyle alakasız olmasın, doğru yere gelsin. Böyle parmağımla iterek bunun yapışmasını sağlamaya çalışıyorum. Şimdi de diğer kulakçığı yapıştıracağız arkadaşlar. Yine sadece alt kısmını sürüyoruz. Şöyle ve yine parmağımla bastırarak yapıştırmaya çalışacağım iç kısmına doğru şöyle. Ay kulaklar yamuk olmasın. Şöyle. Heh. Nasıl oldu bakalım? Fena olmadı bence kulakçıklar. Haydi hemen kapatalım artık. Çok az kaldı bitmek üzere. Bir de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pembişi alıyoruz. Ona bir burun çiziyoruz. Şöyle, şöyle buraya gözlerin orta kısmına beni izleyin. Buraya böyle bir şey. Bir de böyle aşağı doğru böyle. Bunun içini boyuyoruz arkadaşlar. Burnunu çiziyoruz. Sonra siyah kalemimi alıyorum. Siyah kalemim de bana şu konuda yardımcı olacak. Onun böyle ağzını ve bıyıklarını çizeceğim. Şöyle buradan böyle bir tane böyle buraya çizdim. Buradan da böyle bir tane böyle buraya bir sevimli bir ağız çizdim. Biraz yamuk bir ağız oldu ama olsun. Bir de böyle buraya 3 çizgi şöyle, şöyle, şöyle. Buraya da 3 çizgi şöyle, şöyle, şöyle. Bıyığımı da çizdim arkadaşlar. Bir de tabii ki şu an ne durumda süremiz bilmiyorum. Hemen hızlıca yapayım mı? Bir ayak yapmak istiyorum. Hemen şöyle bir de yine bunu böyle ikiye katlayıp şu şekilde bir de ayak yapacağım sevgili tavşanıma. Şöyle dursun. Buradan yine böyle bir şeyle böyle bir tombik bir ayak çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar yapabildim bilmiyorum. Bu olmadı arkadaşlar. Çok küçük kesmişim. Bir daha yapacağım. Şöyle biraz daha büyük bir pay açalım bu sefer. Şöyle. Şöyle kesiyorum. Evet, iki tane çıktı. Hemen çok basit. Şunu alıyorum. Siyah kalemimi alıyorum. Şunları bir kenara atalım. Bunlar olmadı. Bunu böyle kestik ya. Böyle ucuna iki tane çizgi çekiyorum. Parmakları görünsün diye. Şöyle.
şöyle. Hatta 3 tane de böyle çekebilirsiniz. Bir diğeri de burada. Buna da böyle 1, 2, 3 tane çizgi çektim. Şimdi yapmam gereken en önemli şey alt kısmına minik bir katlama. Böyle minicik katlıyorum. İkisi için de aynı şey geçerli. Bunu da böyle minicik katlıyorum şöyle. Ve buraya yapıştırıcı süreceğim. Ve hemen ardından yapıştırıp yumurta sepetimi bitirmiş olacağım arkadaşlar. Şöyle iç kısma sürdüm yapıştırıcımı. Ve bunu da geldim böyle dik bir şekilde böyle buraya yapıştırdım. Şöyle parmağımla bastırıyorum. Tabii kuruması gerek. Bayağı. Böyle 2 dakika burada bırakayım. Bir taraftan şunu yapıştırayım. Haydi bakalım. Evet, bu arada ben size birkaç şey söylemek istiyorum. Diriliş dönemi yaklaşırken bizim bilmemiz gereken en önemli şey de aslında doğuş bayramı ile ilgili olan şey. Çünkü Mesih öncelikle dünyaya geldi ve bir bebek olarak geldi. Ama bunun hikayesini sizlere bence yarın paylaşacağım ve sonra artık yavaş yavaş onun Mesih olarak bu dünyada yaptıklarını görmeye, dinlemeye başlayacaksınız Nora ablamızın ağzından. Şimdi benim aslında Mutlu Et Köşem'de yaptığım el işi çalışmam bitti. Şu kısma, şu kısım var ya, buraya yumurtayı koyuyorsunuz arkadaşlar ve bu çok şirin mi şirin tavşancık yumurtayı taşımaya hazır. Şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar, Rabbimiz Mesih gerçekten her zaman bizi kurtarmaya hazırdı zaten. Çünkü planın parçasıydı. Ve bizler bu sevinci taşımaya hiç durmadan devam edelim. Yarın yine diriliş bayramımız yaklaşırken yüreklerimizi bu bayramı hazırlamaya devam edeceğiz. Bugünlük Nora abınızdan bu kadar. Nora abınız sizi çok ama çok seviyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.